Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ramazan ayının vazgeçilmez olan tatlısı güllaç yapıyoruz. Hemen yapım aşamasına geçelim. 2 litre sütümüz vardı. Sütümüzü tenceremize aldık. Üzerine 4 su bardağı şekerimizi ekleyelim. Su bardak ölçüm 200 ml su bardağı. Arkadaşlar isterseniz gül suyu da ilave edebilirsiniz birkaç damla. Ben sade yapmak istedim. Ya da vanilya da ekleyebilirsiniz. Sütümüz eriyene kadar kaynatıyoruz. Sütümüzün sıcaklığı ne çok soğuk olacak ne çok sıcak olacak. Evet. Benim sütüm yeterince ılındı. Ve kenara alalım. 10 adet güllaç yaprağımız vardı. Ben büyük boy borcamı kullanacağım. Borcamımızın içerisine 1,5 kepçe sütümüzü ilave edelim. Ve güllaç yaprağımızı, evet, borcamıza yerleştirelim. Yarısını borcamımızın içerisine bırakıyoruz. Üzerine süt döküyoruz. 1 kepçe sütümüzü döktük ve kıvırdık. Evet, bu şekilde 5 yufkamızı hazırlayacağız. Tekrardan sütümüzü ilave edelim. Ve yumuşasın. Üzerine güllaç yaprağımızı, evet, bir tane daha ekliyoruz ve kıvırıyoruz. On adet yufka büyük boy borcama iyi geliyor. Sütümüzü ilave ediyoruz ve kıvırıyoruz. Kuruyken kıvrılmıyor, kırılıyor. Böyle üzerine süt dökünce daha güzel kıvrılıyor. Evet arkadaşlar, 5 yufkamızı kullandık. Üzerine ben 1 kase ceviz ekleyeceğim. Cevizlerimiz kendi bahçemizden olduğu için, organik olduğu için böyle siyahlı oluyor ama tadı çok güzel. Ve kalan 5 yufkamızı da aynı şekilde döşeyelim. Sütümüzü döktük ve kıvıralım. Tekrardan üzerine 1 kepçe sütümüzü döküyoruz. Tadı çok güzel olan Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç, harika bir tadı vardı. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. İftardan sonra birer dilim yemeğe ne dersiniz? Bence harika. Evet, kalan sütümüzü içine boşaltalım. Ve buzdolabında 1-2 saat dinlendirelim. Evet arkadaşlar, güllaçımız tamamen sütünü çekti. Şimdi kesme işlemine geçelim. Kare kesim yapacağız. Evet arkadaşlar, kesim işlemimiz bitti. Süsleme işlemine geçelim. Birer çay kaşığı Antep fıstığı kullanacağız.
Ve üzerlerini ben kirazla süslemek istedim. Siz isterseniz çilekle de süsleyebilirsiniz. Arkadaşlar benden istediğiniz yemek, pasta, poğaça ne varsa isteyebilirsiniz. Ben de sizlere yaparım. Evet arkadaşlar, süsleme işlemimiz bitti. Son görünüm hali bu şekilde. Yakından da görelim. Evet arkadaşlar, harika bir görünümü olan güllaçımız servise hazır. Evet arkadaşlar, güllaçımız servise hazırladık. Yapacak olan arkadaşlarıma kolay gelsin. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.